Abi şurada bir video var. Bunun tamam. Belirtilmesi lazım. Tamamdır. Tamam, bu da var. Burada da var. Bir de şunlar var. Oo. Bunların hepsinin editlenmesi lazım. Ne zamana? Yarın. Yarın. Aha. Peki, peki, halledersin tamam. Halledersin ya. Hallederim. Yarın herhalde. Şunların içinde biraz fazla video var ama halledersin sen. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Yarına. Abi halledebildin mi? Abi daha birinci videodayız ve baksana kaç gün diyor yani bu render bitmez. Evet 4 gün diyor yani bu nasıl bitecek bugün? Daha bir sürü şey var hatta bu bilgisayarla olmuyor. Yeni bilgisayar lazım diyorsun yani. Aynen öyle yani yapabiliyorsak yeni bilgisayar lazım. Böyle güçlü renderları hızlı yapacak şekilde. Tamam tamam şöyle yapalım. Ben sana bir tane ayarlayayım. Render bilgisayarı. Tamam. En güçlüsünden. En güçlüsünden böyle. Tamam. Mis ama yo. Bana parçaları falan hazırlaman lazım. Tamam ben sana yazayım parçaları. Bir de şey var. Parçaları senin anlatman gerekiyor. He. Evet. Anlatırız. Parçaları çıkıp sen tanıtacaksın. Tamam tamam tanıtırız. Sen yeter ki o parçaları temin tamam. et. Ben o zaman ayarlıyorum. Tamam. Güzel render bilgisayarı. Güzel ben sana yazarım şimdi. Tamam. tamam. Tamamdır. Bak 3 güne düştü ha. Render. Daha düşecek. Daha düşecek. Düşer. Düşer. Parçalarımı topladım ve Ali'ye söz verdiğim gibi anlatmaya başlayacağım. Karşınızda artık Itopia'nın editlerini yapacağı ve renderlarını tamamlayacağı yeni kasa. İlk olarak anakartla başlamak istiyorum. MSI Mac X670E Tomahawk Wi-Fi anakartımız var içinde. Benim gibi editör bir bireyin en seveceği 3 özelliği size söylemek istiyorum. İlk olarak Wi-Fi özelliği var bu anakartın içerisinde. Ethernet kablosu bağlı olmadan da internete istediğiniz gibi dolaşabilir. Çeşitli assetleri indirebilirsiniz kurgularınız için. İkinci özelliği ise sayısızca diyebileceğim kadar fazla USB portu var. Haliyle editörlerin en çok ihtiyacı olan hard diskler olsun, taşınılabilir SSD'ler olsun, USB'ler olsun bunlara çok ihtiyacımız var. Oradaki görüntüleri alıp USB portuna taktıktan sonra hepsiyle beraber aynı anda çalışma olanağı sunuyor sizlere. Üçüncü özelliği ise anakartın üstündeki zırhları sayesinde gayet işlemciyi, ekran kartını, M.2 SSD'yi soğutabilecek ve size stabil bir şekilde çalışmaya devam ettirecek bir anakarttır kendisi. Bununla beraber işlemcimizden bahsedecek olursak işlemcimiz AMD Ryzen 9 7900 model. Zaten AMD Ryzen ailesi render konusunda gayet güçlü, her zaman güçlü olmuş bir işlemci ailesidir. 7000 serisiyle beraber bu başarılarını en üst seviyeye çıkarmış bir işlemci olmasıyla birlikte 12 çekirdek olması 4K videolarınızı bile çok kolay bir şekilde render almanızı sağlıyor. Geldik en fazla merak edilen parçaya. Ekran kartımız MSI RTX 4080 Gaming X Trio modelidir. Bu ekran kartını seçmemdeki en büyük sebep Nvidia'nın RTX teknolojisiyle beraber sadece oyun dünyasında değil profesyonel işlerimizde de gayet güçlü bir şekilde bize yardımcı oluyor olması. İçinde bulunan Tensor ve CUDA çekirdekleri gibi teknolojileri sayesinde kullandığımız edit programları içerisinde çıktılarımızı en hızlı şekilde alabiliyoruz. Veya kullandığımız video efektleri kasmadan veya donmadan uygulayabiliyoruz. Bu sayede işlerimizi çok daha akıcı bir şekilde halledebiliyoruz. Zaten Nvidia'nın yeni çıkardığı stüdyo ve broadcast özellikleri sayesinde çok daha akıcı, çok daha profesyonel bir şekilde işlerimizi halledebiliyoruz. Tabii ki bir editörün olmazsa olmazlarından bir tanesi de RAM kapasitesidir. Biz de burada sınırları zorladık ve 128 GB'lık RAM kullandık. RAM'lerimizde Kingston'ın FreeBSD modelini kullandık. DDR5 teknolojisine sahip, bu sayede işlemlerimiz çok çok hızlı bir şekilde hallolabiliyor. Bunun yanı sıra benim ilgimi çok çeken özelliklerinden bir tanesi de RGB olması. Bu özelliğin benim editlerimde nasıl bir katkısı olacağını soracak olursanız... Yok. Performansıma direkt etkisi şu ki o kadar güzel görünüyor ki benim de motivasyonum artıyor kurgularda. Depolama kısmında ise sistemimizin hızına yakışır bir SSD tercih ettik. Burada da MSI'nin 2TB'lık M.2 SSD'sini kullandık. 7000 MB okuma, 6800 MB yazma hızına sahip oldukça hızlı süper bir SSD kendisi. O zaman şimdi bilgisayarımızın performansına performans katan parçalardan bir tanesini söylemek istiyorum. Sıvı soğutmamız. MSI'nin 360 mm'lik sıvı soğutmasını tercih ettik burada. İşlemcimizi stabil ve
serin tutarak bilgisayarımızın performansını her zaman en üst seviyede kalmasını sağlıyor. Ve son iki parçamız kaldı, kasa ve güç kaynağı. Güç kaynağı tarafında MSI'ın 1000 wattlık 80 Plus Gold sertifikalı güç kaynağımız bulunuyor. Ve bilgisayarımızın parçalarını içinde topladığımız kasamız ise MSI'ın 110M kasası. Gördüğünüz gibi 4080 gibi bir modeli bile içine çok kolay bir şekilde yerleştirebildiğimiz kasanın hava akışı da gayet başarılı. Evet, gördüğünüz gibi artık bu kasa itopya.com stüdyolarında bizim videolarımızı renderlayacak olan kasa. Hatta ilk renderlayacağımız video da bu video olacak. Eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız itopya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın.